Rally tutkunlarına profesyonel bir takımın parçası olarak yarışma imkanı sunan Fiesta Rally Cup'ın ikinci ayağı 13-15 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleşti. Uzun yıllardır Nisan ayında yapılan Ege Rally'sinin bu sene Temmuz ayında yapılmasından ötürü 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı tüm yarışmacıları ve araçları çok zorladı. 12 Türk ve 1 Bulgar ekibin katılımıyla 13 Temmuz Cuma akşamı Çeşme Belediyesi önünde yarışa başlayan Fiesta Rally Cup ekipleri, startın hemen arkasından koşulan seyirci etabında rally severlere heyecanlı anlar yaşattılar. Asfalt zeminde koşulan NG Kütahya Seramik Ege Rally'sinde cumartesi günü FM Çukuru ve Gödence etapları birer kere geçildi. İlk gün zirvede Bursalı ekiplerin çekişmesi vardı. İlk etapın en hızlısı Burak Başlık olurken ilk etapta spin atarak zaman kaybeden Cem Alakoç, ikinci etapta farkı kapatarak Fiesta R2 aracıyla günü 2 saniye farkla lider tamamladı. Fiesta R2 ile sürüşünü izlemekten her zaman keyif aldığımız Burak Başlık, Cem Alakoç'un 2 saniye arkasından ikinci olarak Fuar İzmir'deki servis alanına ulaştı. İlk günün heyecanı sadece Bursalı ekiplerde değildi. Bu yarışa Nehir Yılmaz'la katılan Kaan Karamanoğlu da Burak Başlık'ın 2.2 saniye arkasında üçüncü olarak günü tamamlarken R2T sınıfında da ilk sırada yer alıyordu. Ali Sipahi Kupası'nı takip eden Emre Ali Başo, Gürkan Menderes ikilisi ise Fiesta R1 araçlarıyla ilk günü ST sınıfı lideri olarak kapattılar. Sadece iki etapın geçildiği cumartesi gününden sonra asıl yarış pazar günüydü. Fiestalar gün sonunda Ford Motorsport Türkiye'nin deneyimli mekanikerlerine emanet edildiler ve 87 kilometre uzunluğundaki yarışın en uzun gününe hazırlandılar. Ege Rally'sinin pazar günü etap isimleri yakın zamanda kaybettiğimiz sporcu ve görevlilere ithaf edilmişti. Ahmet Burkay, Selim Teoman ve İbrahim Talda etaplarını ikişer kere geçen ekipler zorlu 87 kilometreyi bitirerek Fuar İzmir'de yarışı tamamladılar. Rally'nin henüz ilk etabında lastik patlatarak günü 30 saniye kayıpla 5. sırada tamamlayan Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ikilisi, ikinci güne maksimum atak stratejisiyle başladı. Günün ilk ve en uzun etabı olan Ahmet Burkay etabının ilk geçilişi, kuru otların tutuşması yüzünden durduruldu ve bu etapta tüm ekiplere aynı zaman verildi. Ümitcan'ın önünde farkı kapatmak için 5 etap kalmıştı. Zorlu sıcağı ve lastikleri zorlayacak asfalt etaplara rağmen Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş Yazıcı ikilisi kalan bütün etapları kazanarak liderliğe kadar yükseldi. Ekstra puan kazanılan Power Stage etabını da kazanan ekip Ege Rally'sini kazanırken hem Fiesta Rally Cup genel klasman liderliğini hem de R2T sınıfında liderliğini fark açarak sürdürdü. Zordu gerçekten. Ege Rally'leri çok kıran kırana geçer. İlk gün aslında çok hızlı başladık ama bir yeri fazla kestim açıkçası. Lastik patladı sağ ön. İkinci güne iyi çalıştık ama. Notumuz da bayağı iyiydi. Batuhan abi de çok iyiydi. Birinci bitirdik, mutluyuz çok. Sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz, Jotun Baya'ya ve Urtim'e. Takımımıza çok teşekkürler. Serdar Bostancı'ya, bütün teknik ekibe çok yardımcı oldular. Kupanın tek yabancı katılımcısı olan Georgi Gratsiev, Georgi Gatsev ikilisi asfaltta çok iyi olmadıklarını söylemelerine rağmen ikinci gün etaplarında başarılı bir sürüş gerçekleştirdiler. İlk günü dördüncü bitiren ekip, hata yapmamasının ödülünü genel klasman ikincisi ve R2 birincisi olarak aldı. Well, tarmac is not my favorite surface, so it was hard for me to get used to these stages because they are quite tricky. You need to know where to stop, to brake, to turn the car. So for us it was very difficult. Yesterday was hard day because we had a puncture, slow puncture in the first stage. So we lost a bit of time there, and then on the second stage we had problem with the tires, and then a water bottle came to my feet. So for me it was very difficult to drive the car. So yesterday was disappointing for us. Today was much better, but still quite cautious and not very precise driving by me.
but we improved during the stages and we found some good rhythm on some of the stages. So in general, we are quite happy to be able to finish this event without major problems and to be at the podium. So we are okay. Kaan Karamanoğlu bu sezon ilk defa beraber yarıştığı Nehir Yılmaz'la podyumun son basamağında yer almayı başardı. R2T sınıfında yarışan ekip beraber ilk rallilerinde hatasız performans gösterdiler ve R2T sınıfında ikinciliği kazandılar. Ayrıca Nehir Yılmaz yarışın en iyi kadın kopilot kupasını kazandı. Into left pole and right pipe. Into left max, into right pipe. Azuz Artaytas 4 plus 20. Left 5, 10 left 3 plus, 10 right max 20. İsmet Toktaş, Sedat Bostancı ikilisi Fiesta R2T'lerini zorlu şartlara ve aşırı sıcağa rağmen Fuar İzmir'deki servis alanına dördüncü olarak getirmeyi başardılar. R2T üçüncüsü olan ekip aldıkları çok önemli puanlarla Fiesta Rally Cup üçüncülüğüne çıktı. Geçen senenin şampiyonu Cem Alakoç, Yusuf Çelik ikilisi kendi deyimleriyle yaptıkları bir toplama hatası yüzünden 2 dakika zaman cezası aldılar. Aldıkları ceza onları 5.liğe düşürürken son etap olan Power Stage'de spin atarak 1.8 saniye farkla bu etabı ikinci olarak tamamladılar ve 2 ekstra puan kazandılar. Ekip R2 sınıfının da ikincisi olarak Ege Rally'sini tamamladı. Yarış bizim için güzel başlamıştı. Bu sezon mutlaka kazanmamız gereken bir yarıştı bu. Ümit Can'la bir rekabet içerisindeyiz. 35 saniye öndeydik ilk gün ama bir toplama hatası yaptık. 2 dakika zaman cezası aldık. Pazar sabah ikinci etapta. Ondan sonra da tabii 2 dakikayı çıkartmak zor asfalt yarışta. 65 kilometre kalmıştı. Biz de bitirmek için yarıştık. Power Stage'de kazanmak istiyorduk. Orada da bir spin atarak 2 saniyeyle Power Stage'de de ikinci olduk. Çok iyi geçmedi. Artık önümüzde Bursa Rally'si var. Orada evimizde belki şansımız daha iyi olur. Dediğim gibi bu sezon çok iyi gitmiyor ama Ümit Can'ı da tebrik ederim. Gerçekten çok hızlıydı. Bizi takip eden, destekleyen herkese teşekkür ederim. Uğur Çelikyay, Koray Akgün ikilisi, ikinci yarışlarında genel klasman altıncısı ve R2 sınıfı üçüncüsü olarak Fuar İzmir'de finish podyumuna ulaşmayı başardılar. Fiesta Rally Cup'ın genç ekiplerinden Ansunman ve Efe Ersoy, Ege Rally'sinde birbirlerine iyice alıştıklarını hatasız bir şekilde finish podyumuna ulaşarak gösterdi. Ekip 7. olarak Fiesta Rally Cup'ın ikinci ayağını tamamladı. Yarışın ilk günü gayet keyifli geçti. İkinci günün ilk loopunda maalesef birkaç tane fren problemi yüzünden yol dışı olduk ve bu bize yüksek miktarda süre kaybettirdi. Fakat ikinci loopta performansımızı yüksek tuttuk. Fren problemlerimiz hala kendini göstermeye devam etti fakat bunların farkındaydık. İşin sonucunda yarıştığımız kategorilerde değerli puanlar elde ettik. Son derece eğlendik etaplarda. Aslında bu üçüncü yarışımız ve her yarış daha çok üzerine koyduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Her yarış daha da hızlanıyor. Keza bu yarış yani son loopunda da kendini ispatladı oldukça iyi zamanlarıyla. Ufak tefek hatalarımız oldu, yol dışlarımız oldu, zaman kayıplarımız oldu ama bu bizi mücadelemizden vazgeçirmiyor tabii ki. Ben teşekkür ediyorum Anda. Öncelikle bizi finish'e getirdik kazasız belasız. Sonrasında da hem organizasyonda emeği geçenlere, hem Sunman ailesine, her zamanki en büyük destekçilerimize, Ford'a, Teknik Motorspor ekibine, Ford Motorspor Türkiye ailesine çok teşekkürler. Bir sonraki yarış Bursa, Bursa'da görüşmek üzere. Semih Erkal, Yasin Tomurcuk ikilisi yeniden parkurlara döndüler ve Fiesta ST araçlarıyla ST sınıfını kazanmayı başardılar. Fiesta Rally Cup genel klasmanında ise 8. sırayı aldılar. Evet, bizim için mutluluk verici bir geçirdik. İstediğimiz gibi ST sınıfında birinci olduk.
Uzun zamandan beri İzmir'de şanssızlıklar yaşıyorduk. Ege Rally'sini bitiremiyorduk ama bu sene o şanssızlığımızı kırdık ve istediğimiz sonucu aldık. Dün güzel başlamıştı aslında bizim için yarış. Bugün de öyle devam etti. Herhangi bir zorluk yaşamadık. Aracımız hazırdı, biz hazırdık. Güzel bir sonuçla buradan ayrılacağız. Diğer organizasyonlar buluşacağız inşallah. Ali Sipahi Kupası'nda mücadele eden Emrah Ali Başo, Gürkal Menderes ikilisi Fiesta R1 araçlarıyla 9. sırada Ege Rally'sini tamamlarken ST sınıfında 2. olarak Fuar İzmir'deki finish podyumuna ulaştı. Başo Menderes ikilisi Ali Sipahi Kupası'nda liderliklerini sürdürmeye devam ettiler. Ege Rally'si çok sıcak havaya rağmen bizim için güzel geçti. Ali Sipahi Kupası'nda genel klasmanda 2. kategori 4'te de 1. olarak bitirmeyi başardık. Bu arada tabii Ford Fiesta Cup'ta da ST'de 2.liği elde ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ford Castro Türkiye ekibine teşekkür ediyoruz. Kusursuz bir araba hazırladıkları için. Tabii ki İzmir Temmuz olmasıyla beraber sıcak bir yarıştı. Zorlu geçti ama güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fiesta Rally Cup ailesi yeni katılımcılarıyla her geçen gün büyüyor. Ahmet Tuna Muhtar ve eşi Burçe ilk kez Ege Rally'sinde start aldılar. Genel klasmanda 10. sırada finish gören ikili ST sınıfında da 3. olmayı başardı. Yani yarış biraz zor ve uzun etaplar vardı. Bir de arabamızda ufak bir arıza oldu. Ama genel olarak iyiydi. Memnun kaldık. Organizasyon da güzeldi. Eşim biraz rahatsızlandı. Onun etkisi büyük oldu tabii. Yol notlarıyla alakalı biraz sıkıntı yaşadık ama genel olarak kazasız bir etaplar oldu. Biz mutluyuz. 2. olduk. İnşallah diğer arkadaşlar da mutlu olmuşlardır katıldıkları için. Teşekkür ederiz. Geçen sezon Fiesta ST ile yarışan Tarık Gökçen de Fiesta Rally Cup'a geri dönenlerden. Bu sezon Fiesta R2 ile yarışan Gökçen'in yardımcı sürücülüğünü eşi Nurcan Neslihan Gökçen yapıyor. Birlikte deneyim kazanmak için temkinli bir tempoda giden ekip ilk yarışlarında finişe ulaşmayı başararak önemli bir tecrübe kazandılar. Yarışa hızlı başlayan Burak Başlık, Bahadır Özcan ikilisi 5. etapta yarış dışı kalırken Burçin Süer, Utku Güloğlu ikilisi ise 7. etabı tamamlayamayarak rally'e veda ettiler. Fiesta Rally Cup şampiyonasının genel klasmanında Ümitcan Özdemir liderliği korurken Georgi Gratsiyev 2., İsmet Toktaş 3. sırada yer alıyor. R2T sınıfında Ümitcan farkı açmaya başladı. R2 sınıfında Georgi Gratsiyev zirvede rahat. ST sınıfında Emrah Ali Başo lider ama Semih Erkal Ege'de kazanarak farkı biraz azalttı. 6 rally'den oluşan Fiesta Rally Cup şampiyonasının 3. ayağı olan Yeşil Bursa Rally'si 4-5 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek. Şampiyonanın son asfalt yarışı olacak Yeşil Bursa Rally'sinde tüm rally severleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.